Sevgili öğrenciler, merhabalar dostlarım. Vira Bismillah deyip kitabımızın çözümlerine başlıyoruz arkadaşlarım. Mükemmel bir kitap hazırladım sizler için. Birçok kaynağı birleştirdim. İçinde kendi sorularım da bolca var. Sınav soruları da bolca olacak arkadaşlarım. Yeni nesil sorular, klasik sorular bol bol hepsinden mevcut. Tam sizin için hazırlanmış mükemmel bir kitap. Şimdi girişimizi olmazsa olmaz geometri taktikleriyle yapacağız dostlar. Nedir hocam bunlar? Bunlar dostlarım ilk konudan başlıyorlar son konuya kadar her konunun içerisinde mutlaka ama mutlaka karşımıza çıkacak olan küçük ince detaylar, küçük bilgiler, taktikler dediğimiz kurallar arkadaşlar. Bunları mükemmel bir şekilde öğrenirseniz zaten geometrinin büyük bir çoğunluğunu halletmiş olacaksınız. Soruların çözümünü daha da kolay olacağını göreceksiniz. Zor soruları kolay bir şekilde çözeceğinizi fark edeceksiniz dostlarım. Hadi bakalım vira bismillah diyorum. İlk taktiğimiz neymiş görelim istiyorum arkadaşlarım. Kayı kuralı dediğimiz taktik dostlar. Birinci öğrenmenizi istediğim bilgi. Kayı kuralı bunu kitaplarda falan farklı isimlerle gördüğünüz biliyorum dostlarım. Daha önce gördüğünüz bildiğiniz bir kuraldır. Ben buna geometrinin birinci farzı diyorum dostlar. 5 tane farzımız var. 5 farzı bilmeyen hiç geometri sorularıyla muhatap olmasın derim. O yüzden bu farzları da mükemmel bir şekilde öğrenin. Şimdi birinci taktiğimiz, birinci kuralımız ikizkenar üçgende geçen bir kuraldır. Kayı kuralı dediğimiz şey sadece ikizkenar üçgene mahsus bir kuraldır arkadaşlarım. Nasıl bir kural öğretmenim? Diyor ki kural, ikizkenar üçgenin tabanının üstüne aldığınız bir noktadan tabanına çizdiğiniz bir yükseklik. İşte bakın, ikizkenar üçgenin tepesinden tabanına doğru bir yükseklik indirmiş. Bu yükseklik açıortay oluyor. Aynı zamanda kenar ortayda oluyorsa diyor, aynı zamanda kenar ortayda oluyorsa işte biz buna kayı kuralı diyormuşuz dostlarım. Neymiş kayı kuralı? Şu kenarda çıkan zamazingolara bir şöyle bir şey yapayım da arkadaşlarım neymiş bunlar? Şunları bir kapatalım. Şu neymiş? Vay anasını ya. Bilgisayara yeni format attırdık ya. O yüzden bir sürü şey çıkacak daha. Neyse nerede kalmıştık? İkiz kenar üçgenin taban dediğimiz yani eşit olmayan kenarına indirdiğin yükseklik, açıortay ve kenarortay aynı doğru oluyormuş dostlarım. Bunun olduğu tek üçgen de ikiz kenar üçgenmiş. Bakın kayı kuralının açılımı şu. Bir doğru, kenarortay, açıortay ve yükseklik. Bunların üçünden ikisini aynı anda oluyorsa üçüncüyü de mecburen olacakmış ve bunun olduğu tek üçgen de ikizkenar üçgenmiş. Bakın biz bunu sorularda şu dört maddenin dördünü de aynı anda bir sorunun içerisinde göstermeyecek adam bize. Şöyle sorularla karşılaşacaksınız. Bakın şu sağ tarafta yazdığım şekillere bakın dostlarım. Mesela bu şekilde kayı kuralının şöyle yazalım kayı diye. Hangi maddeleri mevcut? Bakınız şu AD dediğimiz doğruya bakın. AD bir açıortay dedim. Kesinlikle açıortay değil mi arkadaşlarım? Görüyorsunuz. Peki aynı zamanda kenarı da ikiye bölmüş mü? Bölmüş. O halde kenarortaydır da dedim. Bakın dört maddeden sadece ikisini gördük arkadaşlarım. O halde diğer ikisini de biz göstereceğiz diyeceğiz. Hemen onları şöyle kırmızıyla göstereyim ben. Kalemi de bir tık daha kalın yapalım. İşte hem yükseklik olacak hem de bu üçgenimiz kesinlikle ikizkenar olacak diyeceğiz. Hemen alttakine bakıyorum dostlar. Bakın burada da kayı kuralının hangi maddeleri sağlanmış? Bu adam yükseklik olmuş mu? Olmuş. Kenarortay olmuş mu? Bu da olmuş dostlarım. O halde diyeceksin ki hocam bu adam açıortay da olacak. Bu üçgen ikizkenar da olacak deyip diğer iki maddeyi de biz yazacağız. Bakın en kalıplaşmış şekillerinden birini de çizeyim hatta buraya dostlarım ben. Onu da bir görmüş olun. Sorularda kesinlikle göreceğiz zaten bunu. Daha ilk konudan üçgende açıdan başlayacağız. Oradan itibaren hemen hemen her konunun içerisinde çıkacak bu şeklin aynısı karşımıza. Bakın bir ABC üçgeni çizmiş. Şuradan aşağıya bir DE dikliği indirmiş ve bu DE indiği tabanı ikiye bölmüş dostlarım. Şimdi DE için biz yükseklik desek doğru demiş olur muyuz? Kesinlikle evet. Çünkü neden? Bir yere dikilmiş.
Peki indiği kenarı ikiye bölmüş mü? Bölmüş. O zaman kenar ortay da olacak. Demek ki bu doğru açıortay olacak ve elimde bir de ikizkenar üçgen olacak dostlarım. O halde hemen açıortayı da şöyle gösterelim. Bakın şu B ile D'yi birleştirdiğinizde DE açıortay da oldu ve bu üçgen ikizkenar bir üçgen oldu deyip sorunun geri kalan kısmını çok kolay bir şekilde çözeceksiniz. Burada öğreneceğiniz kurallar dostlarım, zor soruların başlangıç adımı olacak sizin için. İlk adım attıktan sonra zaten bundan sonrası götü boklu, toplam 180 kuralını yapacaksın. İç açılar toplamı 180 kuralı falan filan deyip paketleyip geçeceğiz soruyu dostlarım. Hadi bakalım devam ediyoruz. İkinci kuralımız çok sık karşımıza çıkacak olan muhteşem üçlü dediğimiz kural. Sadece dik açıdan inen kenarortay ile ilgili bir kuraldır dostlarım bu muhteşem üçlü. Şimdi normalde piyasada tabii ki biliyorsun milyonlarca kenarortay var dostlarım. Bütün kenarortayların tek bir görevi var. Nedir o da? İndiği kenarı ikiye bölmek. Bütün kenarortayların görevi budur. Sadece dik açıdan inen, işte bakın şu dik açıdan inen kenarortayın iki görevi vardır dostlarım. Birinci görevi tüm kenarortaylarda olduğu gibi kenarı ikiye bölmek. İşte bakın burada hipotenüse indiği için mecbur hipotenüsü ikiye bölüyor. Ve ikinci görevi de dostlarım böldüğü şu parçalardan birine eşit olması gerekiyor dostlar. İşte muhteşem üçlü dediğimiz bu üçünün birbirine eşit olmasına muhteşem üçlü diyormuşuz biz dostlarım. Dik açıdan ineceğini lütfen unutmayın. Dik açıdan inen bir kenarortay hipotenüsü ikiye böler. Bu birinci görevi. Ve ikinci görevi ise böldüğü parçalardan birine eşit olurmuş. Bunun için de şöyle bir taktik yazalım dostlarım. Muhteşem üçlü için şöyle zor sorularında nasıl kullanacağız bunu da onu da gösterelim size. Taktiğimiz şu olsun. Soruda 90 derece ve 1'e 2 oranı varsa aklıma muhteşem üçlü gelecek diyelim dostlarım. Muhteşem üçlü gelecek. Bunu da siz kitabımızın PDF'sini çıktısını alırken zaten kenarına köşesine notunuzu alın dostlarım. Evet geçiyorum 3 numaraya. Orta taban dediğimiz benzerlikte normalde öğreneceğimiz ama daha ilk konumuzda bile karşımıza çıkacak olan bir başlıktır dostlar orta taban. Nedir hocam orta taban? Şimdi biliyorsunuz bir üçgen çizeyim şuraya öyle konuşalım dostlarım. Bir üçgenin şöyle en alt kenarına mesela şu BC kenarına paralel doğru çizmek istesek biz milyonlarca paralel doğru çizebilirsiniz dostlar. Bakın şöyle milyonlarca sonsuz tane paralel doğru çizebilirim ben buradan. İstediğin kadar çizebilirsin. Şöyle biraz kısa tutalım işi. Şimdi bu paralel doğrular tabii ki sonsuz tane çizebiliyorsun ama bunların içinde öyle bir tanesi var ki kardeşim, işte bu bizim için özel bir paralel doğru. Hangisi hocam? Şu. Tam üçgenin yan kenarlarını, yani paralel olmadığı kenarı iki eşit parçaya bölen işte bu doğru bizim için özel bir doğrudur ki biz bunun adına orta taban diyeceğiz. Çünkü tam üçgenin ortasından çizdiğimiz tabandır bu. Bunun özelliği neymiş orta tabanın? Birinci özelliği bir kere bir. Yan kenarları ikiye bölecek ki ortada olsun. Bu bir. İkinci diğer kuralımızsa üçüncü kenara yani ikiye bölmediği diğer kenara mecbur paralel olacak arkadaşlarım. Paralel de olacak. Son ve en önemli kuralımızsa paralel olduğu kenarın bakın yarısı olacak arkadaşlarım. Çok sık kullanacağınız bir özelliktir orta taban. Tabii ki bunları soruları çözmeye başladığımızda çok daha iyi öğreneceksiniz dostlar. Şimdi geçiyorum 4 numaraya yine ikinci farz dediğimiz kural. İndir diki bitir işi arkadaşlarım. Nedir hocam bu? Kardeşler bizim özel açılarımız var. 30, 45, 60. Ben diyorum ki bunlara aşık olun aga. Çok sevin bunları. Deli sevin. Ve bunları gördüğünüz her soruda dikleşeceksiniz arkadaşlar. İnsan sevdiğini görünce ister istemez dikleşir, değil mi kardeşim? İşte bunları gördüğünüzde ben de dikleşin istiyorum. Bunu gördüğün bunlardan birini bile görürseniz kardeşim karşısına diklik indirmenizi isteyeceğiz. Ve bunları o kadar çok seveceksin ki aşık ol bunlara. Sırf bunları sevdiğin için bunların abilerini de seveceksiniz dostlarım. Nedir hocam bunların abileri? 30'un abisi 150.
45'in abisi 135, 60'ın abisi 120. Görüyorsun, 180'e tamamlayanlarını çizdim arkadaşlarım. O halde artık bir soruda biz 45 gördüğümüzde karşısına diklik indireceğimizi bileceğiz. 60'ı gördük, karşısına diklik indireceğiz. İkisini bir gördün, ikisinin karşısına diklik indireceksin demektir bu. 120'yi gördün, korkma. 120'nin sen kardeşini çok seviyorsun. Hemen kardeşini göster bana, 60 dereceyi göster. 60'ı görünce ne yapacaktık hocam? Karşısına dik indirecektik. İşte bakın, indirmişiz dikliğimizi. Unutmayın, indir diki bitir işi. Bu da bizim ikinci farzımız. Evet, üçüncü farzdayız arkadaşlar. Çember ve kirişleri ile ilgili bir farz. Bu da tabii ki çember konusunda göreceğiz bunu. Çemberden önceki konularda görmeyeceğiz bunu arkadaşım. 5 ve 6 numara için bunu söyleyebilirim. Bunu tabii çemberde bir kez daha dikkatli bir şekilde vurgulayacağım ama şimdiden duymuş olmanıza da fayda var. Diyor ki kural, çember sorularında bir kiriş mi gördün? Kiriş dediğimiz şey şu arkadaşlarım. Çemberin içinde çembere şöyle iki noktada dokunan doğruya kiriş deniyor. Kirişi gördüğünüz an diyor kardeşim, hiç düşünme, soruyu bile okuma. Yapacağın şey şu: merkezden kirişin ortasına dik indireceksin. Kirişi ikiye bölecek ve kirişin ucuna yarı çapı çizip Pisagor'u patlatacaksın dostum. Burada bir de Pisagor çaktın mı olayı bitireceksin. Hiç soruyu bile okumana gerek yok. Bak, yarım çemberde kiriş gördün diyor sana. Hiç düşünme, ortasına dik indir, ucuna yarı çapı çiz, Pisagor'u patlat. Aynı şey çeyrek çemberde gördün kirişi, ucuna yarı çapı çiz, Pisagor'u patlat diyor. Burada da yine bir çember kuralı, çemberde uzunluk kuralı arkadaşlarım. Bu da bizim dördüncü farzımızdır dostlar. Burada da şunu söyleyeceğiz. İki çemberi birbirine teğet gördün diyelim. Bakın burada ben tabii birkaç versiyonu çizdim ama bunun milyonlarca versiyonu var tabii arkadaşlarım. İşte ben iki tane tam çember çizmişim mesela. Ya da bir çeyrek çember içine bir tam çember çizmişim. Gerçi bu çember dışında da olabilir şöyle, hiç önemli değil. İki tane yarım çemberi teğet görüyorsunuz. Yeter ki çemberlerin teğet olduklarını görün. Bunların hemen merkezlerini ve teğet oldukları noktaları düz çizgiyle, doğrusal çizgiyle birleştireceğiz arkadaşlarım. Unutmayın, düz çizgiyle birleştiriyorsunuz. Sonrasında da Pisagor'u çakıyorsunuz. Olay bitiyor kardeşim. Evet, geldik 7 numaraya. Dik yamuk inanılmaz sık karşımıza çıkacak arkadaşlar, bu dik yamuk. Dik üçgende de çıkacak, üçgende açıda da çıkacak, ne bileyim aklına gelen tüm konuların içerisinde çıkacak. Yani daha biz yamuğu işlemeden önce bile bütün dik yamuk sorusu çözeceğiz. Benzerlikte falan sürekli çıkacak karşımıza. Dik yamuğun böyle dönmüş dönmüş hareketlerini çizmeye çalıştım arkadaşlarım. Genelde şu birinci versiyonuyla çıkar karşımıza ama diğer ikisini de sık sık göreceğiz, onu da söyleyeyim. Ve dik yamuk gördüğümüzde biz bir dikdörtgen oluşturacağımızı, bir de dik üçgen oluşturup bu dik üçgen sayesinde de soruyu çözeceğimizi bileceğiz dostlarım. Bakın, bir buradan aşağı diklik indirmişim, dikdörtgen oluşsun diye. Şekil böyleyse soldan sağa doğru diklik indirmişim. Yeter ki dikdörtgen şurada oluşsun arkadaşlarım. Bu üçgen sayesinde de soruyu çözeceğiz. Bu üçgen yeri gelecek özel bir dik üçgen çıkacak. İşte 30, 60, 90, 45, 45, 90 gibi. Ne bileyim 3, 4, 5, 6, 8, 10, işte 7, 24, 25 gibi özel bir dik üçgen çıkacak. Yeri gelecek burada biz benzerlik yapacağız. Yeri geleceğiz Pisagor yapacağız, Öklit yapacağız. Soruyu bir şekilde gömeceğiz arkadaşlarım. Lütfen dik yamuğu unutmayınız. Şöyle bir duymuş oldunuz, sorularda mükemmel öğreneceksiniz inşallah. Evet, özel üçgenler, kenarlarına göre özel üçgenler. Bunları ben şöyle anlatıyorum daha çok. Ezberle Pisagor'dan kurtul üçgenleri arkadaşlarım bunlar. Bunlar bizim özel olmasının sebebi iki tanedir dostlarım. Birinci özel olmasının sebebi şu: ÖSYM çok sık soruyor. Yani bol bol soruyor bunlardan. İşte soru bankaları, yayın evleri, deneme sınavlarında, yaprak testlerimizde sürekli karşımıza çıkan özel dik üçgenlerdir. O yüzden biz diyoruz ki bunları ezberleyin, İşiniz kolaylasın arkadaşlarım. Şu üstteki dört tanesini en sık bunlar sorulur arkadaşlarım. Karşımıza sürekli bunlar çıkar. Bu üstteki dört tanesi. ÖSYM'de bunları ezberlemenizi ister arkadaşlar. İşte 3, 4, 5 üçgeni, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25 ve tabii ki bunların katlarını da ezberlerseniz, özellikle 3, 4, 5'in hani 2 katı, 3 katı, 4 katı, şöyle bir 6, 7 katına kadar çıkabilirseniz iyi olur. Diğerlerinde çok böyle katlarını ezberlemenize gerek yok. Ana üçgenleri ezberleseniz bizim için yeterlidir dostlarım.
Şimdi bunlar özel olmasının sebebi neymiş? Çok sık karşımıza çıkıyor. İkinci özel olmasının sebebi ise kenarları tam sayı olan özel dik üçgenlerdir bunlar dostlarım. Peki hocam, bunların sayısı 4 tane mi? Tabii ki 4 tane değil. Bakın ben birkaç tane daha aşağıya yazdım. Özellikle dikkatimi çekenleri aşağıya yazdım. Şuradaki 4 tane de arkadaşlarım yine bizim özel dik üçgenlerimizden, kenarları tam sayı olanlardandır ki ama hiç daha üniversite sınavında sorulmamıştır bunlar. Peki sorulmayacak mı anlamına geliyor? Ben inanıyorum ki bunlar bu sene olmadı seneye ama bir sene mutlaka sorulacaklar. Kitabıma koymaya çalıştım bunlardan da sorular arkadaşlarım. Bunları da ezberlerseniz mükemmel olur. Özellikle şu 12, 35, 37 üçgeni çok fazla dikkatimi çekiyor. Haberiniz olsun. Kardeşim, şimdi bu son yazdığım iki tane kenarlarının tam sayı olduğu özelliği bunda yok. Üsttekiler gibi kenarları tam sayı değil. Bakın zaten görüyorsunuz kök 5, kök 10 var burada. Ama bunların da çok sık çıktığını, özellikle şu K, 2K, K kök 5 üçgeni var ya, 3, 4, 5 üçgeni kadar sık sık karşımıza çıkacak arkadaşlarım. Bundaki olay da şu: dik kenarları biri diğerinin iki katıysa, küçük olanın kök 5 katıymış. Pisagor yapmadan bulun istiyorum dostlarım. Yani şöyle bir şeyle karşılaştın. İşte 8, 16, hipotenüsü bulacaksın. 8 kök 5'i yapıştır istiyorum. Öğrencilerim merhabalar. Şimdi az önce tam buradayken bir arkadaş sınıftan içeriye girdi de o sebeple videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum. Ya artık bunu iki bölümde YouTube'a atarız, yayınlarız ya da birleştirebilirsem birleştirir tek böyle seferde de atabilirim arkadaşlarım. Geldim 9 numaraya, özel üçgenleri devam ediyoruz. Bu sefer açılarına göre özel üçgenlerdeyiz dostlar. Burada da 3 tane yazmışım ben. Bunlar 4 tane normalde sayıları ama şu üçünü bilseniz açı sorularında falan en azından işinize yarayacak dostlarım. Bunlardan birincisi 30-60-90 üçgeni. Özelliğini mutlaka ezberleyin ki kenarlardan birini bildiğinizde diğer iki kenarı da hemen bulmanızı sağlayacak dostlar. Bakın 30'un karşısında ne yazıyor olursa olsun 90'ın karşısı hep 2 katıymış. 60'ın karşısı da hep 30'un karşısındakinin kök 3 katıymış. 45-45-90 namı diğer ikizkenar dik üçgen. Burada da 45'lerin karşısı mecbur eşit olacak tabii ki. 45'lerin karşısında ne varsa 90'ın karşısında mutlaka kök 2 katı olacakmış kardeşlerim. Geldik 3. üçgenimize, 15-75-90 üçgeni. Kardeşler bu üçgenlerin ki bir de bunun bir de kardeşi var. 4. üçgenimiz de o, onu da şuraya yazayım ben. Bunun da ismi 22,5-67,5-90 üçgeni. Bunu da bir duymuş olun arkadaşlarım. Bu da artık üniversite hazırlık öğrencisi olduğunuz için bunlar da işinize yarayacak sizin. 22,5, 67,5, 90 üçgeni diyelim buna da. Şimdi bu son iki üçgenimizin de ortak birer özellikleri var. Onlardan bahsedeceğim. İkisinin de bir kere ikişer tane özelliği var. Lütfen ilk söylediğim özellikleri sakın ha ezberlemeyin, bilmeyin hatta arkadaşlar. Üniversite sınavında çıkmayacak çünkü bu özellikler. Şöyle bir şey: 15'in karşısında K varsa diyor, 75'in karşısında bu K'nın kök 3 artı 2 katı olacak diyor kardeşim. Kesinlikle bilme bunu, gerek yok. Biz bunu zaten istersek şu 75'i 30 ve 45 şeklinde iki parçaya ayırıp eğer istersek zaten bulabiliyoruz ama gerek yok. Bunda da yine benzeri 22,5'un karşısına K dersen diyor, 67,5'un karşısı bu K'nın kök 3 artı 2 katı, kök 2 artı 1 katı olacak diyor. Dediğim gibi bunu da bilmene gerek yok kesinlikle kardeşim. Ama ikinci özellikleri var ki bunları kesinlikle bilin dostlar. Bayağı bir işinize yarayacak. Bir 15-75'in özelliği şu: yükseklikle hipotenüs arasında geçen bir ilişki var. H'a 4H dediğimiz kural. Hipotenüse indirdiğin yükseklik ne ise hipotenüs bunun daima 4 katı olacakmış dostum. Benzer özellik burada da var. Yine yükseklikle hipotenüs arasında geçen. Yüksekliğe h dedim. Hipotenüs dediğin şey bunun daima 2 kök 2 katı olacak kardeşim diyor 22,5-67,5 üçgeni. Geçiyorum bunu da hemen. Şimdi üçgende merkezler. Yine ilk konudan başlayacağız sonuna kadar hepsini
içerisinde karşımıza çıkacak bilgiler öğreneceğiz burada arkadaşlar. O yüzden bu üçgendeki merkezleri, 5 tane merkezimiz var. Bunları da iyi bilmeniz, en azından isimlerini bir duymuş olmanızda fayda var diye düşünüyorum kardeşlerim. Bu sebeple de burada anlatma gereği duydum. Tabii ki biz bu üçgende merkezler konusunu dibine kadar ilerleyen aşamalarda üçgenin son konusu olarak işleyeceğiz zaten kardeşlerim. Şimdilik sadece böyle haklarında bir şeyler bilin, duymuş olun, benim için yeterli olur. Birinci merkezimiz, ki ilk akla gelen o 5 merkezden sorulduğunda merkez diye bir şey söyleyin dediğimizde ilk aklımıza gelen ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi üçgenin kenar ortaylarının kesim noktasıymış dostlarım. Bakın çizmişiz buraya 3 tane kenar ortay çizmişiz. Üçünün kesiştiği şu G noktasının ismi üçgenin ağırlık merkezi, denge merkezi dediğimiz merkezdir kardeşlerim. Ağırlık merkezi. Dengede buradan tuttuğunuzda dengede kalıyormuş bu üçgen. O çok önemli değil. Bizim işimize yaramayacak. O daha çok fizik dersinde sizin işinize yarayacak ama biz burada bir de şunu bileceğiz. Ağırlık merkezinin özelliği şu. Bence zaten kenarortayla ilgili bilmen gereken tek bilgi bu kardeşim. Normalde kenarortayların kitaplarda falan 5 tane özelliği anlatılır. Ben size sadece bu birinciyi anlatacağım dostlarım. Birinciyi bilin, geri kalan dördünü bilmenize gerek yok diyeceğim. Bunu bilseniz bizim için yeterlidir. Şimdiden de öğrenmiş oluyorsunuz zaten. Nedir hocam bu ağırlık merkezinin özelliği? Ağırlık merkezi, dikkat edin, kırmızı kenar ortayı, yeşili ve moru iki parçaya ayırıyor dostlar ve hep aynı oranda, 1'e 2 oranında ayırıyor. Ben bu orana, ismine daha doğrusu bu kuralın tabana 1, açıya 2 kuralı diyorum arkadaşlarım. Bakın şöyle, AD kenar ortayını ele alalım şimdi, kırmızı olanı. G ağırlık merkezi AD'yi iki parçaya ayırıyor. Biri GD, biri AG. GD parçası, AG parçası. Ve GD olan parça, görüyorsunuz ki ikiye bölünen tabana, yani kenar ortayın indiği tabana yakın. AG parçası ise kenar ortayın çıktığı açıya yakın arkadaşlarım. Açıya daha yakın. İşte tabana yakın parçasına bir birim düşerse açıya yakın parçasına hep iki katı düşecek diyor kural. Ve diğer kenar ortaylarda da aynı muhabbet olacak. Onu da burada göstermeye çalıştık. Evet, ağırlık merkezi deyince kenar ortayların kesim noktasıymış. Bunu kafanıza yazın kardeşlerim. Geldim ikinci merkezimize. İç teğet çemberin merkezi. Bu cümleyi okuduğumuzda genelde hep insanın çember çizesi, şöyle sağdaki şekilmiş gibi bir çember çizip işte iç teğet olmasını sağlayıp merkezini işaretleyerek soruları çözmeye çalışıyoruz ama bu cümleyi okuduğunuzda inanın 100 sorunun 99'unda şu çemberi çizmenize gerek yok kardeşlerim. İç teğet çemberin merkezi iç açı ortayların kesim noktasıdır. Bunu bil, benim için yeterli. Bakın burada gösterdiğim gibi I noktası iç teğet çemberin merkezidir ve üçgenin 3 tane iç açı ortayının kesim noktasıdır kardeşlerim. Şimdi bunun bir de dış olanı var. Görüyorsunuz dış teğet çemberin merkezi. Bu da 2 tane dış açı ortay ile 1 tane iç açı ortayın kesim noktasıymış kardeşlerim. Yine çember çizmenize kesinlikle gerek yok. Ben sadece gözünüz bir görsün istedim. Bakın bizim ana üçgenimiz şurasıdır. Şu kırmızıya boyadığım ABC üçgeni. Bunun dışında ve üç kenarına da, ki birine direkt teğet, diğer iki kenarının da uzantısına teğet olmuş. Dolayısıyla kenara da teğet sayıyoruz biz bunu. Hem kenarlara teğet hem de üçgenin dışında olduğu için dış teğet çemberin merkezi diyoruz. Ve bakınız A ile C'nin dış açıortayları buradan geçmiş. B'nin zaten dış açıortayının oradan geçme ihtimali yok. Yani 3 tane dış açıortayın kesiştiği bir nokta yok zaten dostlar. Mecbur B'nin de iç açıortayı geçiyor kardeşlerim. Biz bunu özellikle dörtgende açı sorularında, dörtgende açının zor sorularında bu bilgiyi çok sık kullanacağız. Göreceksiniz zaten arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Diklik merkezi kardeşlerim, zaten adı üstünde, üçgenin dikliklerinin kesiştiği noktadır ki diklik dediğimiz şey yükseklik değil mi? Üçgenin dikliği nedir? Yüksekliğidir. Yüksekliklerin kesim noktasıymış kardeşlerim diklik merkezi. Şimdi üçgen 3 çeşit olabilir. Ya bir dar açılıdır, ya dik açılıdır, ya da geniş açılı üçgendir ki dar açılı üçgenlerde diklik merkezi üçgenin içinde. Görüyorsunuz 3 tane yükseklik burada kesişmiş. Dik açılı üçgenlerde hangi açınız dik açıysa, B köşesi mi dik açı? Diklik merkezi B köşesi olacak arkadaşlar. Bakın şu H1, BC'ye inen yükseklik. Bu H2, AB'ye inen yükseklik. Bu da H3, hipotenüse inen, AC'ye inen yükseklik. Üçünün de kesiştiği nokta
B köşesidir. Dik üçgende diklik merkezi, hangi köşe dik açıysa orası senin diklik merkezindir. Bu da geniş açılı üçgen arkadaşlarım. Geniş açılı üçgen, şu sarıya boyadığım üçgen ana üçgenimiz. Bakın şu bizim H1 dediğimiz AC kenarına inen yükseklik. Şu yeşil olan H2 AB'ye inen yükseklik, ki bunları uzattığınızda bir K noktasında kesişiyorlar. İşte bu K noktası senin diklik merkezin olacak. Zaten üçüncü yükseklikte A'dan inmiş, görüyorsunuz bu da H3, uzantısı yine K'da kesişmiş. Geniş açılı bir üçgense diklik merkezi üçgenin dışında ve tam geniş açı hangisi ise onun tam arkasına düşüyor dostlar. Dik açılı üçgende bir köşe oluyor. Hangi dik açı, hangi köşe ise orası senin diklik merkezin. Dar açılı üçgende ise üçgenin içinde oluyormuş diklik merkezi. Geldik sonuncusuna, çevrel çemberin merkezi. Bu da kenar orta dikmelerin kesim noktası diye geçiyor dostlarım. Kenar orta dikme dediğimiz şey, önce onu burada göstermeye çalıştım ben. Bakın bir AB kenarı aldım, üçgenin bir kenarını aldım. Bu kenarın tam ortasındaki noktadan bu kenara dik çizilen işte bu D doğrusuna kenar orta dikme deniyor arkadaşlarım. Kenarın ortasından çıkan dikmedir uzun söylenişi. Kenar orta dikme diye de geçiyor. Çevrel çember dediğimizde genelde dış teğet çemberle veya herhangi bir çemberle karışabilir. Çevrel çemberi de şurada göstermek istedim. O da şu. Üçgenin üç köşesinden geçen, üçgeni içine alan ya da çember dışarıda olacak. İşte bu çizdiğim çemberi, bu üçgenin çevreleyen çemberi, üçgeni çevreleyen çember, çevrel çember adı veriliyor. Çevrel çemberde neymiş merkezi? Kenar orta dikmelerin kesim noktasıymış. Bakın tam şu kenarın ortasından şöyle kenara dik olacak şekilde bir doğru çizersem, şöyle kenara dik olacak şekilde, işte bu benim kenar orta dikmem ve çevrel çemberin merkezinden geçecek. Yine aynı şekilde bu kenarın tam ortasından kenara dik olacak şekilde, şöyle dik olacak kenara çizilen bu doğru kenar orta dikmedir ve çevrel çemberin merkezinde kesişiyormuş. Sakın ha şu aklınıza gelmesin, kenar orta dikme dediğimiz şey hocam çıktığı yerden gidip de üçgenin köşesinden geçmek zorunda mı? Kesinlikle değil. Tamam mı arkadaşım? Bunun çevrel çemberin merkezi ya da kenar orta dikmelerin kesim noktası gibi bu iki cümleden birini duyduğunuzda bilin ki bunun sorularını çözerken kayı kuralı kullanacağız biz dostlar. %100. Her sorusunda mutlaka bir kayı kullanılır. Kayı kuralı yaparsınız. Merkez ile üçgenin köşelerini birleştireceksiniz. Bunu da sakın unutmayın. Bakın birleştirdiğimde şurada yükseklik, kenar ortay, ikiz kenar çıkıyor. Kayı kuralı geliyor dostlarım. Neymiş? Çevrel çemberin merkezi veya kenar orta dikmeleri kesim noktası cümlelerinden birini okuduysan soruda bil ki merkez ile köşeleri birleştireceksin ve kayı kuralı kullanacaksın. Bunu da unutmayalım dostlar. Evet arkadaşlarım, merkezleri de böylelikle işlemiş olduk. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda üçgende açıyla başlayacağız. Ben bütün videolarımın altına PDF koyacağım. Mutlaka onları da indirin. Üstüne notlarınızı alın. Benim burada yazdıklarımı not alın. Ben boşluklar bıraktım sizler için. Oraları doldurun arkadaşlarım. İnşallah verimli bir video olmuştur. Sevdiyseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın dostlarım.